Merhaba, ben Berke Kanlı Kılıç. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. 60-25 Android takımının alumnisiyim. 2017 senesinde off-season'da gönüllülük yapmaya başladım inspektör olarak ve devamındaki senelerde de hakem olarak gönüllülük yaptım. Inspector'ın görevi First'ün verdiği bir checkliste göre robotun sahaya uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Uygunsa yeşil etiket yapıştırır, uygun değilse de ona göre uygun olması için yapması gerekenleri söyler. Inspector olmanın güzel yanları, çoğu takımla birebir iletişimde olduğunuz için onların deneyimlerini görebiliyorsunuz. Size birçok şey aktarıyorlar. Bu yüzden bir takımın yarışma öncesi neler yaşadığını öğrenmek istiyorsanız inspectorlık buna uygun bir pozisyon. Bu pozisyonun zor tarafları, hiçbir zaman oturamıyorsunuz neredeyse ve dinlenmeye vaktiniz olmuyor çoğu zaman, ama şunu eklemek istiyorum. İnspektörün genelde görevi birinci gün ve son gün oluyor. O yüzden aradaki günlerde bu dinlenme kaybınızı kapatabiliyorsunuz. Ama onun dışında görevli olduğunuz günlerde çok fazla etrafta koşuşturup takımlar arasında gidip gelmeniz gerekiyor. Aynı zamanda inspection masasına da gitmeniz gerekiyor. Bu yüzden biraz fazla hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ayrıca çok fazla maç izleyemiyorsunuz çünkü hep pit alanında olmanız gerekiyor. Son gün görevli olmanızın sebebi de final maçlarına çıkmadan önce finalistlerin robotları tekrar inspection'dan geçiyor. Bu yüzden sizin tekrar bir göreviniz oluyor. Inspector görevine başvuranların bir robottaki teknik aksamları, elektronik olsun, pneumatik olsun, çoğu aksamı bilmesi gerekiyor ve temel bir bilgisi olması gerekiyor. Zaten bunun öncesinde eğitimini ve kitapçıklarını veriyoruz. Oradan da bunu öğrenebiliyor ama yine de genel olarak teknik açıdan kabiliyetli olması gerekiyor. Ayrıca çok sabırlı olmanız gerekiyor çünkü takımlarla birebir iletişimlerde her takımda olabileceği gibi bazı problemler çıkıyor ve problemleri onlara anlattığınız zaman ister istemez üzülüyorlar. Çünkü çok uzun süre emek harcadıkları için robota ve problem çıkmasını da istemiyorlar. Bu problemler hakkında konuşurken insanlarla iletişiminizin sakin ve iyi olması gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Ve robotları inspect ederken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü eğer bir robot yanlış bir inspection'dan geçtiyse sahaya ciddi zararlar verebiliyor ve bu sefer sorumlu siz oluyorsunuz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Biz inspectorları bu sarı şapka sayesinde tanıyabiliriz. Eğer sarı şapkalı biri gördüyseniz yardım isteyebilirsiniz. Pitinize çağırabilirsiniz. Eğer ki sizinle o anda iletişim kuramıyorsa inspection masasına da gidebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Size tavsiyem hayatınızda en azından bir kere gönüllü olmanız.